Geldi mi ekran? Aynen geldi. Şimdi dün yarısını falan oynadık bu arada. Oyun ya ilk oyunu kısaca hani şey yapacak olursam biraz bu oyuna da biraz minik eleştiri. İlk oyunu daha çok sevmiştim. Bu da keyifli ama yani suyun altında malzemelerin suyun altında olması ya biraz sistemi geç algıladım. Oyunsu çünkü sana ilk oyunda biraz gerizekalıymışsın gibi anlatıyor. Basit değil, keyifliydi bence. Burada bazı şeyleri biraz geç anladım. Suyun altına özellikle deniz altına dönüşebilme özelliği geldikten sonra mesela lootlardan kabarcık çıkıyormuş. Ben bunu suyun altına yani denizaltı olduğumuzda fark ettim. Diğer türlü nasıl fark edeyim? Buradan suyun altını göremiyoruz ki. En alt kata inmem lazım. En alt kattayken sürekli üst kata çıkıp burayı yok işte şu şeyi sula, yok işte ateşe zıpla et falan diye uğraşıp duruyorsun. Su altında gitmek çok keyifli. Onun dışında bakayım başka söyleyeceğim bir şey var mı ekstradan? Diğer o ya birazcık daha oyun süresini uzatalım. Ama çok bir şey eklemeyelim demişler gibi sanki. Diğeri de kısaydı ama daha doluydu gibi hissettirdi bana. Yani yine oyunun yarısı kaldı elimizde. Belki bundan sonrası çok güzeldir. Fikrim değişir ama. Fikirlerim bu şekilde. 40 saniye Allah kahretsin kaçıyor tren. Aha kalbim kırık. Beni nereden başlattı acaba? Burada bir yerde bir yapının yanında durmuştuk biz. Aynen saat 1.30-2 gibi falan bitti galiba dün yayın. Önümüzde de loot varmış. Söndürelim de boşuna yakıt tüketmesin. Fakir mi oluyoruz? Daha neler? Tren? Teşekkür ederim Mehmet Yüzbit için ama neden başlamadı? Tam bitince mi attı? Daha sayaç var. İki gösteriyor hala. Ya of, saçmalık ha. Ben saçmalık. Neyse durduk. Burada ben loot alacağım. Cüneyt'i niye saydı ki? Cüneyt'in önceki attıklarını saymadı mı acaba? Kaçtan başlatacak? Neyi saydı ki? Level 1. Raşenko'nunkileri saymamış. Ay Allah'ım. Tamam zaten bok olmuş trenimiz. Teşekkür ederim. Yine de uğraştığınız için tren yapmaya. Çok teşekkürler Cüneyt. Toplam 120 121 abonelik için. Mehmet sana da çok teşekkür ederim. Allah be. Alsar bebeğim. Twitch'in belasını versin deyip banlanmam yok mu şimdi canlı canlı? Kardeşim bir tren keyfimiz var onu da bozdular ya. Lan ne güzel olacaktı. Yüksek seviyeden başlayacaktık, edecektik. Burada mıydı acaba? Aynen burada. Ben bunu aldım yayın sonu. Geçen yayın sonu ama saymamış. O yüzden tekrar alıyoruz. Onunla çıkabilirim, evet. Allah. Acaba kasıtlı mı yapıyorlar böyle insanlar tren başlatsın yayıncı daha çok kazansın falan diye. Ben mutsuz oldum mesela şu an. Seviye 3 ifadesi açmak istiyordum. Gıcığım. Gıcık oldum. İfademi verin. Bir tanecik şey. Şimdi tekrar tepeye çıkacağız. Yelkenimi tamir mi etsem ya? Yıllık ara. Yıllık mı?
falan. Beğenmiyor. Ne demek yıllık? Son dönemde takip ettiğim yerli bir dizi yok ya. Kardeşim ben beceriksiz miyim ya şu an? Evet ben beceriksizim. Ben komple bu ara dizi izlemiyorum ki. Dizi açlığı yaşıyorum biraz açıkçası. Sen nesin? Okay. Çıkalım yukarı Ben biraz şeye döndüm. Hani yaşlılar hep şey der ya, eski şeylerin tadı yok falan. Dizilerde biraz öyleyim. Birkaç tane günümüzde kaliteli yapım var. Çok böyle dizi açlığı çekiyorum. O kaliteli yapımlara da direkt çıktığı gibi tüketiyorum falan. Tamam, seni böyle döndüreceğim. Yargıyı ben de Twitter TT'sinden biliyorum. Sürekli TT oluyor. Bana biraz ergen geliyor ya. Cüneyt'ten bir tane de bir 4 abonelik daha geldi. O artık. Teşekkür ederim Cüneyt. Toplamda kaç oldu? Göremedim bile. Bakayım. Toplamda 125 olmuş. Teşekkür ederim bu arada düzlediğin için de. Teşekkürler, çok teşekkürler. Oyda. Kuzgun'dan da bir adet bir hediye abonelik geldi. Kendisinin kanala verdiği toplam 22. hediye abonelik oldu. Çok teşekkür ederim Kuzgun. Trenimize destek olduğun için. Ya bak Twitch bozmasaydı bu tren seviye 5'ti şu an bu arada. Raçenko'nunkilerle birlikte. Ayıp. Bu ne? Bu bizim ne işimize yarayacak acaba? Ne yarıyor ya? And his name is John C. Yalnız oyun oynatmıyorsunuz ha diye sinirlensem size. Raçenko'dan da bir 5 abonelik daha geldi. Çok teşekkür ederim. Allah'ım bugün zengin oluyorum galiba. Seviye 3 mü olduk? Kaç olduk? Seviye 3 tamamladık. Oyun dikkatimi dağıtıyorsunuz. Tersini söylüyorum ki. Hoş geldin Lauren. Ben bunu buraya indirdim ama ne yapıyoruz bilmiyorum. Ha, aşağıda bunun şeyi vardı. İnelim. And his name is John C. Su altından gideceğiz. Kuzgun'dan da 2 abonelik daha geldi. Çok teşekkür ederim Kuzgun. Toplamda 24 tane abonelik hediye etmiş oldu. Tamam, şimdi su altından geçebiliriz. Yok mu level 5'imiz? Twitch mafyası bize karşı olmasaydı yapmıştık şimdi level 5.
Allah. Şimdik dalacağız. Mehmet sen ilk defa göreceksin galiba daldığımızı. İlk boyumuzu ayarlayalım. Su veriyoruz, batırıyoruz, hava verip yukarı kaldırıyoruz falan. Su altında gitmesi acayip keyifli ama. Yakıtımız var. Şunu da yakıtlara takalım. Ay. Sen bırakma. Lambayı gelip şuraya takayım. Önümde bir yerde loot gözüküyor ama yakın gibi. Çok hızlıca bir yüzüp bakayım mı ya? İçimde kalacak yoksa. Yani su altında gidiyoruz zaten görürüz ama. Nereye bir gidip baksam. Yakın gösteriyor. Buymuş tamam. Gidebiliriz. Su altında gitmesi çok güzel bu arada. Ama bu sefer suyu üzerinde ne verdi diye merak ediyorum. Şeyimiz var ya, glider'ımız kafamızın etrafında. Space bastığımızda glider çalışıyor. Şşt diye kısa süreliğine böyle şey oluyoruz. Bizi döndürüyor, hızlı gidiyoruz. Neyse belli bir kısmı su altında gidebiliriz gibi. Ha bir de bir tane özellik açtık. Şu yukarıda gördüğünüz şey var ya bar yükseliyor. Hızı mavide tutarsak son seviyede o bar yükseliyor ve hızlı vuruş yapabiliyoruz. Bir şeyleri kırmak için. Aynı zamanda kısa süreli olarak benzin de yakmıyor, yakıt yakmıyor. Öyle bir şeyler. And his name is John C. Raçenko'dan bir tane daha hediye abonelik geliyor. %91'de kaldı ne yazık ki. Artık bir şey diyemiyorum. Teşekkür ederim Raçenko. Toplamda 21 tane hediye abonelik verdi. Evet. Ne yazık ki. Trene destek olan herkese çok teşekkür ederim. Dördüncü seviyede bitirdik sanırım. Benim bana verdiği ifadeyi ben niye göremedim? Kullanamıyorum ben ifademi. Teşekkürler Twitch. Teşekkürler. Allah. O zaman bizde bir sorun var. Ha, Yunuslu alan mı? Güzel güzel. Nice. İstiyordum Yunuslulardan. Bakın şuna basayım da görün bir. Daha gelmemiş. Bak. Bir saniye. Şimdi geldi de. Altımızda loot varmış ona bakacağım.
Büyük ihtimal kancalı lootlardan bu ama. Ha yo. Sen misin sadece? Aa, gidiyor mu? Görüşürüz. Teşekkür ederim tekrardan desteğin için. Evim nerede ya? Hep önde arıyorum gemimi. Hoş geldin Yusufcan. Hoş geldin Gamze. Kendisi şimdi ayrıldı chatten. Aa şeymiş bu müzik dönen şeysi. Ben almadım o Dead by şeylerini ya. Sevgililer günü Dwight kıyafeti veriyordu. Onun hala hakkı var mı bilmiyorum. Unuttum. Kolay gelsin. Teşekkürler. Spoiler yemiştim Gamze şimdi. Allah belanızı versin. Aha bak böyle oluyor. Özel şeyimizi kullanınca. Fıtı fıtı gidiyoruz. Mavi alev yanıyor. Böyle. Biraz batalım ya. Bilmiyorum yüzeye mi gideceğiz, nereye gideceğiz ama. Hatta biraz daha da batabiliriz yani. Yap camına yumurta at. Sürteceğiz altını. Biraz yukarı çıkarmam lazım. Komple yüzeye çıkıp gidelim ya. Rüzgar varsa rüzgar falan kullanırız olmadı. Ay, erken çektim. Yarımız suyun dışında da gidebiliyormuşuz bu arada. Aynen rüzgar var, rüzgar kullanalım. Benzinim hafiften azalıyor gibi hissettim. Şey oldum. Açılmamış. Ben bunu tamir edeyim en iyisi. Tamir ettikten 5 dakika sonra bozulacak büyük ihtimal ama. En azından şey de diyebilirdi. Pavyon gezdirir misin bana? Açık adres istedi sadece. Okay. En yukarıda giderken de bu arada şey sıkıntımız var. Arada radara bakmamız gerekiyor.
Malzeme kaçırmayalım diye. Radar bir şey göstermiyor şimdilik. Sanırım işte o biraz şey demiştim ya yayının başında. Yapıdan yapıya çok fazla uzun yolculuk yapıyoruz. Bir şey kaçırıyormuşum hissiyatı oluşturuyor sanki biraz bende. Ha bu arada dün Dealer's Life oynadım gece. Biraz toparlamaya çalıştım şeyi. Yusufcan beni batırdıktan sonra. Fena değil şu an durumumuz. Tekrardan şeylere çıktım. 100K'lara falan. Ne yapacağız? Batacağız gibi. İneyim bir bakayım. Derim be. Çok derin. Çok derin. Evet batacağız. Batacağız. Nereye gideceğiz bilmiyorum ama batacağız yani. Küçük şeyler mi? Ya onlar küçük dediğin şeyler 1000 dolarlık bu arada. Bütün parayı tek şeye basarak işte tüm uğraştığın şeyi sıfırlarsın. Ben safe'im. Her zaman safe'imdir. Safe oynamayı seviyorum. Buzdolabına bastık. Kadının teki geldi. Buzdolabını alıp duvara fırlattı yani şimdi. Öyle çok sıkıcı işte. Biraz kişisel zevkler diyelim. Başlangıçta biraz mecbursun ona. Vatozlara bak. 9 yazıyor üstlerinde. Bayağı derine gidiyoruz. Orada kimse eşyalarımı fırlatmıyordu. Güvenlik aldım bu arada. Aa! Elim F12 de olsaydı keşke. Ben sahteci de olmam. Hep şey, Ali Rıza Bey mod devam oyunda bile. Ne kadar derine iniyorum. Baya bu araçların mezarlığı var gibi burada. Baya derine geldik. Daha da gidiyoruz. Altımızda loot gösteriyor. Kardeşim Mariana çukuru bu kadar derin değil. Ay burnumuzu da sürttük. Yine burnumuzu sürttük. İçerisi sarardı marardı bir şey oldu. Önümde loot gözüküyor. Aynen. Merhaba ben sizi bir alayım. Şöyle biraz itebilirsem sizi. Bak bana geliyor. O da işte şey yap. Yakılmak istiyormuş. Nesin sen bilmiyorum ama yorgana benziyor. Mariana çukuruna olan bilgim şeyden geliyor bu arada. Megalodon. Megalodon'u araştırırken. Migicim. Loot var diyordun yalancı. Neyse bak çok ileridedir. Şimdi spoiler yemeyeyim buralardan.
Mariana Çukuru'na insan inmedi bildiğim kadarıyla. İndiyse de benim bilgim yok. Bana da niye bilgilendirsinler? Gülşah Mariana Çukuru'na iniyoruz. Şey, araç falan indiriyorlar. İşte sonra aracı çıkarttıklarında falan bayağı büyük diş izleri çıkıyor. Bunun işte analizi yapılıyor falan filan. Ondan sonra işte hala şey iddiası var. Mariana Çukuru'nda Megalodon'un yaşadığına dair falan. Biraz yukarı çıkalım da şey olmasın. Altımızı sürtmeyelim. Planı artı basacaksın. Her artı basmanda yanma şansı var mı? Black Desert'ta her artı bastığında daha da yanma şansı artıyordu falan. Açgözlülüğümden hep yakıyordum. Artı basın tamam. Ama kaça kadar artı basabiliyorsun? BDO'da işte 5'e mi 6'ya kadar mı ne bilmem ne saçma sapan basabiliyordun. Hatta daha fazla ya. 15'e kadar. İşte her bastığında nasıl oranı? Altında gösteriyor. Bunu söndürelim. İneceğiz. Nereye geldim ben ya? Bu yapıları kim ne zaman? Ta atalarımız kurmuş etmiş biliyoruz da. Geçmiş olsun Mehmet. Artı basmanın heyecanı falan çok şeydi ya. Mehmet'i şu an çok kıskanıyorum ben. 10 saat uğraşıyorsun böyle bir şeyle falan. Onda da şey alıyorsun. Uçan inek falan böyle saçma sapan. Memurluk güzel olabiliyor. Ben buradan geldim. Buradaki olayımız ne bizim şimdi? Daha fazla buraya gidemiyorum. Ne kadar insan bu açılır mı acaba? En alta kadar. En alta kadar inelim bakalım. Ben bir şey tetiklenmesi gerekiyormuş gibi hissediyorum. En alta kadar inmek çok mantıklı bir karar olmadı. Ne kadar geç başladın ki sen? Çıktığı gibi oynamaya başladın gibi hatırlıyorum ben. Ben buradan geldim, değil mi? Kesin olarak. Geri geri mi gitmem gerekiyor acaba? Evet, buradan geldim. Aa belki yüzeye çıkmam gerekiyordur. Aşağı indik. Bir şey yok. Yukarı çıkalım. Bazen hiç kafam çalışmıyor. 2-3 hafta mı? Hadi ya. Ben nedense seni böyle oyun çıktıktan 5 gün, maksimum 5 gün sonra falan başladın gibi hatırlıyorum. Yani MMO sonuçta 3 gün erken başlanınca bile sinir bozucu olabiliyor ama. Gelin bakalım yukarı.
Okey, bu ortada kalsın. Yine yakıt basalım. Orta hızda gidelim, çok hızlanmayalım. Çok da yavaş gitmeyelim de. Evet evet su altı cidden. Tam sürtmeden geçtik ha. Helal. Yerde önümüze loot çıkacak. Allah. Ben. Geri getirmem lazım biraz. Ne? Yine o heykellerden var etrafta. Burası açıldı ama buraya giremiyorum. Tam altın mı denk getirmeliyim acaba ona? Sen nesin? Tutuyorum ama bir şey yapamıyorum. Biraz daha ortalayalım en iyisi gemiyi. Tam kapakçık oraya denk gelecekmiş gibi zaten şeyi de yanıyor. Oraya bir geri dönemiyorum, tamam. Müziği çok güzeldi. Şimdi seninle etkileşime geçebiliyor muyum? Evet.
Burada ne var? Burada kaynak da varmış. Kancayla gelmem lazım. Burada da bir şey var. Aa, burada da kanca var. Okey, tamam. Burada kancamız varmış zaten. Seni şeyle kontrol ediyorum. Tamam. Buraya değil ya, şeye takacağız gibi, sol tarafa. Şeyler var böyle. Tutamaçlı olanları. Şiplerinin. Onlar güzel oluyor. Okay, doğru yerdeyiz. Enerjiyi işte buradaki şeye dolduruyoruz, alete. Bunu da alacağız sağlamlardan. Ondan sonra onu da alıp aleti dolduracağız. Koymak için oraya koyduk. Yani evet, harcadığımız şey bozuktu. Kenara koyduk sadece. Oy. Bununla şimdi çalışacak inş. Biraz yamuk olmuş. Neyi çalıştırdığıma dair hiçbir fikrim yok ama çalıştırıyoruz bir şeyler. Hazine kutusu gibi duruyor. Buradan çıkışım var mı peki? Ha, var, tamam. Bıraksam yukarı çıkacak mı dedim de yok.
Tutabildim mi? Kamerayı yaklaştırıp tutmayı deneyelim. Okey, başarılı. Tutunduk. Buraya giriş içindi. Ama bu hala kırmızı yanıyor. Gözümden kaçan yapmadığım bir şey var o zaman. Gemiyi çıkarmayı deneyeceğim zaten şimdi. Ama çok izin verecekmiş gibi gelmiyor bana. Hala işimiz var. O zaman girelim bakalım. Şu aleti tekrar kullanabiliyoruz mu? İşimiz bitmiş. Tuşa basmalı bir şeyimiz yok. Buradan zaten malzeme aldık. Ben zaten buradan gelmiştim. O kapak da tekrar kapanmış sanırım. Buraya bağlandı. Yukarıya mı yüzmem lazım acaba ya? Sanki biraz daha üstlerde bir şey yapılacakmış gibi. Ne mesela? Yok. Kapak kapalı. Burası zaten geldiğimiz yer. Allah Allah, gözümden kaçan ne var ya? Neyi yanlış yapıyorum ki? Güç versem? Bir etkisi olur mu acaba? Altyazı M.K.
hesabı özel gücüm. Aa evet özel gücümü kullanacağım. Okey tamam. Özel gücü kullanacağız. Evet, özel gücümüzü gösterdim ya. Bununla enerji dolduracağız oraya işte şimdi. Alt tarafı doldurmuştuk, üstten de enerji lazımdı. Şimdi üst kapak da açılacak. Ha, direkt çıkıyoruz, okey. Oha komple mi yüzeye çıkıyoruz? Böyle mi bitecek? Yani. Bayağı su altı şehrini yukarı çıkartıyoruz şu an. Hangi demiyoruz? Kanatlanıp uçacak mıyım acaba artık? Çünkü öyle bir hissiyat vardı çünkü. Aşağı inemiyorum. Bu tarafa bakalım. Hı, merdiven burada. Hoş geldin Zivot. Hep çizimini gördüğümüz şehri tekrardan yüzeye çıkarmış olduk. Işıklar yansa şimdi çat diye. Nice. Çat diye değil ama tık 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 diye. Bitti. Biraz daha oynasam. Bitermiş. Gemiyle ha şimdi geçen oyunun sonunu falan acaba burada mı şey yapacağız? Gemiyle buraya gelecekler işte. Denizin üstünde bir tane şehir var falan diye. O ilk oyunun sonuyla alakalı bir bağlantılı bir şeyler bekliyorum. İstiyorum açıkçası. O hala orada mı bekliyor? Yalancı Leoren. Ne yapacağım ben şimdi? Işıklara bastım.
Tamam, geri çıkacakmışım oraya. Hoş geldin Sir Anderson. İyiyim, sen nasılsın? Buradan da atlayabilirdim. Niye aşağı indim ki direkt? Bu taraftan hala bir şey yapamıyorum. Rüzgar var mı? Rüzgar var. Yelkenimizi açsak bakalım ne oluyor? Suriye ile alakasız değil mi? Yok, verme şimdi. Ben hala bitti bitecek heyecanını yaşamak istiyorum biraz. Ama yani finali oynadığımız belli diye düşünüyorum. Basalım gidelim mi buralardan? Ha, gidiyoruz harbiden. Benim yelkenim yine kırılır ha. Sürtecek kesin bir şeye. Şimdi sırada ne var? Başarımını açtım şimdi. Evet, harbiden sırada ne var? Tam yer altı şehrini yukarı çıkardık. Çıkarıp gidecek miyim? Bu ne be? Radarda bir şey falan gözüküyor olmasın da. Bir anda böyle gemi sesi duysak falan. İlk oyunun sonundaki gemiymiş. Bir anda gelse buraya. Ulan, yelkenim yine gitti. Arkamda loot kaldı bu arada. Bakmam lazım ona. Hem de buranın altını merak ettim. De buralar çok mu derin? Geceler Cüneyt. Burası ne kadar derine gidiyor? Araçla mı insan buraya?
loot gösteriyordu arkada. Çok merak ettim. Bir araçla inmem lazım. Bağlantı şeyi bile koptu yani. Bu kadar derin. Taktı bile o zirveye ya. Radarda şimdi bir şey gözükmüyor ama. Ben şimdi dalga mı geçiyor? Evet, arkamızda diyor. Şimdi biz biraz geri geri gidelim. Bu arada da batalım. Batmamız bir dursun. Bir yüzeyinde gibi bu. Şu an tam üstümüzde. Ne var ya tam üstümüzde? Manyak ettiniz lan beni. Ne var ki burada? Martıları mı söylüyorsun? Hiç yok. Allah Allah. Evet işte bu radar sistemi oyunun başında beni çok deli etti. Ya şimdi biraz daha anladım radar sistemini dedim. Allah. Yine uyuz ediyor. Yani gösterdiği yerde bir şey yok. Neyse derine dalmak istiyorum ben. Görelim. Dalıyoruz mu biz şu an? Kardeşim içeri alır mısın? Diyorsun. Bayağı yavaş dalıyoruz ama. Ne kadar inebilecek onu merak ettim. Radardaki şey de gitti artık. Şeyle inince simsiyah olmadı bak araçla inince. Ya da çok yavaş indiğimiz için daha etkilenmedik. Geldik gibi dibe. Aynen geldik. Geri çıkalım. Neyse orada ileride gidelim ya.
Tamamen yüzeye çıktığımızda yelkenliğe geçerim duruma göre. Radarda yine gösterecek o şeyi uyuzetecek beni. Yok kardeşim tepemde baktım. Bayağıymışız yalnız ama. Çık çık bitmiyor. Elim mikrofona çarptı. Yanlış şey. Rüzgar gücünü de kullanalım. Kenara sürter mi ki ya? Bakayım. Aynen sürtüyor. Kullanmayalım tamam. Her halta sürtüyor. Aa kaldırmamış mıyım ben onu? Dur. Önümüzden. Büyük ihtimal kancayla almalı bir şey var ama. Niye kancamla gelmedim ki? Biliyorum yani böyle olacağını. Geri veririm puanlı yayından sonra. Ya da haraç olarak alırım canım. Lafını mı ediyorsun? Kaç bin? 5.000 puanın lafını mı ediyorsun? Pablo nerede? Ha. Şükür. Aa, ne oldu böyle? Ben yine geminin ilerisine gittim, değil mi ya? Evet. Ya şuradan düşmeyeyim artık be. Ne olur. Sis bastı ha. Şimdi bayağı bir süre çekeceğiz. Kablo çok uzundu çünkü.
Bir parça ç... Salva Chantur başarımı aldım. 6 tane konteyner toplamışım. Teşekkürler. Daha da sisleniyor gözüm acıdı. Ne yapıyorsun? Böyle gözümü kırpıştırma hissiyatı oluşturuyor şu an ekrana bakmak. Bilinmeze doğru yol alıp mı gidecek miyim? O şehri ben yerinden çıkardım. Niye orada durmuyorum? Şu an gidiyorsam niye gidiyorum? O şehri o zaman niye çıkardım? Şehir değilse başka bir şey mi? Neden? Çok fazla neden var kafamda. Ulan yanlış şeye geldi Tusu. Ey Allah'ım. Ben mesela burada su altında mı gitmeliyim, yüzeyde mi gitmeliyim, çok kararsızım. Önümüzde bir şeyler var. Birazdan altımızda olacak. Şu an altımızda. Ve kancam alıp gitme taraftarıyım bu sefer. Tarafta değil gibi. Yine 3 metre kablo oldu. Siz miydiniz sadece ya? Burası ne? Ya buraya nasıl loot koymazsınız? Tam loot koymalık yer. Neyse kabloyu salıyorum. Sıkıldın mı? Bilmiyorum, bence eğlenceli oluyor. Etrafa bakacaksın. Edeceksin.
arada sende şey yok muydu? Mesela Odyssey oynarken de sende mesela tüm soru işaretlerini yapayım edeyim. Teknik olarak çok keşif değil aslında. Görev adamlığı da. Görev insanlığı. Bana ne yapacağımı söylesin oyunlar. Yani her oyun için geçerli değil bence o. Ben de oyunların bana ne yapmam gerektiğini söylemesini seviyorum ama. Bunda mesela keşiflik bir şey yok ki şu an. Yani tamam, etrafa ben bakmak istiyorum. Çünkü mesela burada su altını merak ettim. Loot'u almak istedim. İleride bir tane daha loot varmış diye gösteriyor. İnsan bir görmek istiyor. Su altına iniyoruz. Biraz daha inmemiz gerekecek gibi. Evet, o söylediğine katılıyorum. Ama onun dışında zaten bu oyunda maksimum kaçıracağın şey birkaç tane daha yakıt diye düşünerek çok böyle. Hani canım isterse bir yeri keşfetmeye çıkıyorum daha çok. E şu kabloyu tek şeyle resetleme ya da otomatik çekme olsaymış keşke. Ya Allah aşkına bu oyunda 2 saat oynama süresi olan bir yeri nasıl kaçırmış olabilirim? Böyle bir şey olamaz. Saçmalık. Zaten oyun seni inmem mi gerekiyor, çıkmam mı gerekiyor diye yönlendiriyor. Sen şu an beni triggerlamaya çalışıyorsun sadece. Klasik. Mutsuz oldun hemen. Ben de mutsuz olayım. Ne be? Ben buraya geldim mi ya? Ben buraya geldim, evet. Hatta tam buraya geldim. Neyse, sallamayacağım buradaki loot'u hiç. Çok karışık çünkü burası. Ben yoluma bakacağım ya. Şu an benzin olarak gayet iyiyim zaten. Dur bir saniye. Şu altın ışığı niye yanıyor? Yine acaba kapağı yerleştirmem gereken bir şey mi vardı? Tekrar bakmam lazım. Buraya sığmaz ki ama ya. Neyse dur bakayım ben önüme gitmeye çalışayım.
Okey, gitmeme izin vermeyecek her türlü. Hayda, sıkıştırdım. Bakalım burası neye açılıyor. Suyu çekiyor buradan. Okey. Sen ne yapıyorsun? Yani bir senin kırılman eksikti gerçekten. Yukarıda tamir şeyi var. Hayır. Bunu tekrar bu tarafa çeksem sabitlendi zaten orası. Geri çıkmak için tam tamir şeyimizi aldık. Deprem ölçeri benziyor harbiden. Yapma. Bizim gemi? Bay bay. Bayağı gitti. Allah, tamir şeyimi bırakmam. Bu bana lazım olacak gibi. Benim gemim nereye gitti?
Bunda cidden öleceğim galiba. Her türlü yavaş yürüyorum. Elimde bir şey var diye mi bu kadar yavaş yürüyorum diye düşündüm de. Hızla nasıl geldi karakterim bunu dedikten sonra? Benim gemim cidden gitti mi? Yani böyle bir hadi o darbenin şeyiyle biraz ilerleyip bir yerlerde durmuştur diye düşünüyorum ben. Sonsuza kadar gidecek değil. Tren değil değil mi bu? Yok değil. Şey gibi geldi de bana bir an oyunun başına trenimsi bir yere gelmiştik işte sonra tsunami oldu biz yoldayken falan şey diye düşündüm. Hem tsunami oldu hem de bütün dünya buzul çağına geçti mi diye sorguladım da. Böyle tek başıma koştururken falan mı bitecek? Lütfen öyle şeyler olmasın. Tamir şeyini de bırakmadım. Tamir şeyi var elimizde. Lazım olur diye. Allah. Aha burada da tamir şeyi var. Selam. Daha yenisini alayım. Peki burada ne yapacağım? Tamam. Ancaksam. Ha, bu taraftaymış. Neyse şimdilik gel bakayım sen. Ha, burada da tamir şeyi veriyor ve kaynak veriyor. Belki gemimiz Laps diye burada çıkacak. Ya da başka bir şeye bineceğiz. Ne biliyorum. Ya başka bir şey tamir edeceğiz burada. Aa bak. Tamir edilecek şey var. Benim gemim değil, değil mi ya? Ben seni niye ittiremiyorum? Ama ittirmemem gerekiyor. Neyse ben şu yarım tamir şeyiyle yoluma devam edeceğim.
Bırakmak istemiyorum. Sıfır olanı alayım dedim de şimdi kutuyu çekeceğim edeceğim falan laf edersiniz. Birik yok. Bahsettiğinizden. Evet, yayında olmasam hepsini taşırdım. Önüme koyardım, diğerini alırdım. Böyle ittire ittire giderdim işte artık. Aa, fuck. Hadi bit be. Okey. Fırtınada aşama aşama geçeceğiz. Yetişirim be. Hayır. Ya yetişmiştim ya. Gıdım kalmıştı ama. Anlayamıyorum da ne zaman durdu, ne zaman başladı. Neyse ben safe olarak burada durayım da bir. Aa, orada da mı duramıyorum? Okey. Elimizdeki yavaşlatmıyor. Hala var. Yine ucundan yetişemeyeceğim gibi. Okey, tamam. Ya şekil şukul yapmayayım da şimdi zıplarken bir anda bir önceki yere atar geri. Elimdekiyle no, bununla yürümem yok bir fark yok ya. Ha, loot. Aa, sen kimsin? Aa, havalı. Bu da uçanı mı? Nasıl bu ya da buz deleni? Ne başkası? Abla bak sana tamir şeyi getirdim. Oyundaki karakter. Kafamda oturmayan bir şeyler var. Yok hayır, ilk oyundaki karakterin resmi var ya. Hani. Onu diyorum, ne alaka? Hayır işte. İlk oyundaki karakterin resmi var. Ondan bahsediyorum. Bu durumda bu kim?
Neden onun resmine bakıyor? Ben sana nereden yakıt koyacağım acaba? Bunları ben bir getireyim de içeri. Böyle gidebiliyor mu? %90'ında falanız. Eritiyoruz. Neden ilk oyundaki karakterin resmini tutuyor? Ben o aradan geçebilirim bu arada. Büyük ihtimalle. Ama biraz daha ertelim. Dayısı mı? Kadın karakter ama. Niye dayıya taktık biz bu kadar? Kadın karakter bu. Uğurlu tamir kitimi yanımda taşımaya devam ediyorum. Keyiflidir şuradan kaymak ha. Uğurlu tamir kitimde bir tane anı fotoğrafım olsun en azından. Kaynak maynak bir şeyler vermiş. Şu yere bak. Aa çok kayıyor. Aa bizim gemi mi o? Ne ara yüzeye çıkmış bu kadar ya? Evet bizim gemi. Bak bir şeyler hasarlı. Tamir kitini ne yapacaksın diyordum bir de. Ha? Ne oldu Yusufcan? Kardeşim benim hayat tecrübem var burada.
Şimdi. Bu kadar kaynağa ihtiyacım var mı? Yok. Ama götürebildiğimi götüreyim. Derinlerinde ne var acaba? Pek bir şey yok gibi. Neyse, gemimdeki kaynaklar duruyor. O yüzden sabahlara kadar loot yapmama gerek yok burada. Biz yüzeye nasıl çıktık hala onu anlayabilmiş değilim ama. Bir de bizim altımız camdı. Kırılmış mı o? Yoksa kar mı kaplanmış? Ha, önümde de tamir şeyi var. Arkamızda bir tane loot kaldı. Kalsın, bir şey olmaz. Bunu da alayım. Burada malzeme bol nasılsa. Ben vazgeçtim. Okey. Özel gücümüzü kullanacağız. Ay, Allah'a doğru uçacak gibiyim. Çok etkili olmadı. Sanki. Neyse, gemimle geri kavuştuk. Alt katımızda bir hasarımız yok. Ben ama böyle ileri uçacağız diye düşündüm. Arkada bir tane loot bıraktık. O da kalsın. Gemide zaten yeterince loot var şu an. Gözlerim ağrıdı. Tam yakıt bitsin şeyi kullanalım o zaman. Bir sürü tamir kitim de varım. Yukarıdakini de tamir edelim. Son kez. Diye ümit ederek.
10 kere tamir yapmışım bu arada. Ya buradayken radarı göremiyorum ya. O beni biraz sıkıyor. Radarı görememek. Radarda bir şey gözükmüyor. Nasıl düştüm be? Şu alttaki tamir şeyini de alayım, yukarı koyayım. Yakıt koyayım. Hazır bulunsun. Şelale mi o? Ya da buzlar eriyor mu? Koca bir buz kütlesi var da o mu böyle hafif eriyor gibi? Anlaşılmıyor. Lale gibi. Radarda bir şey yok. Hoş geldin Yasef. Bakalım radarda bir şey. Kapı niye açılmıyor be? Görünürde bir şey yok. Üst kapı niye açılmadı ki? Hayır. Allah'ım, kapının kenarına sıkıştım. Çarpacak yine kesin. Kırılmadan kapatayım da. Radarda neredeyse altımızda çi gözüküyor. Evet, bayağıdır yoksun bu arada. Bir aya yakın olmuş olabilir. En son geldiğinden bu yana. Bitirelim. Zaten suyun altına ineceğiz gibi.
oradaymış. Aşağı doğru insem nereye gideceğim? Tam mı yol var? Buradan geçebilecek miyim ki? Neyse inelim bakalım. Yine kutudan bir tane bir şey çıkacak gibi. Evet, bu Far serisinin ikinci oyunu. Ne zaman çıktı? Mart'ın başında çıktı işte, daha çok yeni zaten. Şeyde, Xbox Game Pass'ta da ilk günden itibaren erişime açıldı. Kendisi bir indie oyun. Bir yolculuğu konu alıyor. İlk oyunda da gemiyle yolculuk yapıyorduk. Böyle postapokaliptik denebilecek bir dünyada bir yere gidiyoruz ama biz de nereye gittiğimizi bilmiyorduk. Sonunu söylemeyeyim sana, sen izlemediğin için. Bunda da aynı şekilde kendimize yeni bir yuva bulmak için yola çıkıyoruz. O yolda başımıza gelen şeylere vesaireler. Çok da böyle kısa çerezlik bir oyun. Ah be Mehmet. Neremiz nereye takıldı Allah aşkına? Önümüzde bir yerde loot gözüküyor. Hoş geldin Arasıldın. Aşağı inecek gibiyiz sanki. Yani bir tane kutu için durmalı mıyım? Alıp yetişir miyim ya gemiye? Deney. İlk defa gemiyi çalışır halde bırakıp indim. İyi. Durmuş zaten. Çerezlik bir oyun zaten, çok uzun bir oyun da değil, o yüzden sarıyor yani. İlk oyun kadar beğenmemiş olsam da, beğenmiş olmasam da, 2 gündeki yayınlar nasıl geçti anlamadım mesela.
Yine altımızda loot var. Neye bağlayacağız acaba? Sen biraz geri gel. Duracağı tuttu. Şeyi yakıtın hepsini kullan işte ya. Var durdu. Yukarıda yapmam gereken bir şeyler var. Hani be? Ay kafamı çarptı kapak. Şimdi o kancalı yere yavaştan geri çıkalım. Yukarıda bir şeyler yapacağız belli ki. O hizada kalalım. Yeterli biz bir. Kurtarırsın be oradan. Kurtarmazmışsın. Dur yanlış seçili. Bak. Ya hep bir yere çarpmak zorunda mıyım ben? Allah aşkına. Ama artık gemiden çıkmak istiyorum. Ortalanmayacak çünkü bu. Şimdi burada bir tane kancamız var. Yani kanca ucu. Kendi şeyimle bağlanabiliyor muyum acaba buna? Kendi gemimden. Deneyelim. Twitch alternatif uygulama ne ya? Yaptık ama bize göstermedin. Keşke görebilseydik.
şey çıkartmış üzerinden, tamam. Biz gemiyi mi şimdi buraya takacağız acaba? Bizim gemiyi. Bizim gemi buraya girer mi ya? Uçuracağız biz gemiyi belli ki. Deneyelim. Çok az da. Okey, yerleşti. Oradan nasıl kurtaracağız peki seni? Çanta yaramıyor. Çalıştırsam bir şeye yarar mı? Çalıştırmak lazımmış. Baya balon ya. İşte diyorum, uçuracağız. Uçuracaklar bizi. Bak geçen yayın söylemiştim ama bir tek uçmadığımız eksik diye, uçmamız eksik diye su altına giriyoruz, su üstünde gidiyoruz falan. Şelalenin tepesine çıkacağız. Biraz daha sola çekselermiş çok güzel seslik yer olurmuş. Ama bu oyunda ilk oyundaki kadar böyle sürekli elim F12'ye gitmedi. Orada her yer o kadar güzeldi ki. Burada özel gücümüze bassak nasıl oluyor acaba? Deneyelim. Tamam. Peki bununla aşağı inebiliyor muyum? Yok artık bu etki etmiyor aşağı yukarıya belli ki. Bakayım hava koymayı denesem.
biraz burnumuz kalkıyor gibi sadece. Ya gittim yanlış ateşi söndürdüm yine. Yapsak daha hızlanır mıyız? Aa, bilmiyorum. Şu an yelkene hiç yanaşasım yok. Ben nereye gidiyorum? Acaba? Bu kadar uzaklaşabiliyor. Ve bu kadar yakınlaşıyor. Aşağı iniyor gibiyiz. Benzinim bittiği için mi aşağı iniyor gibiydik acaba? Yo, yavaş yavaş iniyoruz artık. Aynen iniyoruz. Elveda. Geri yollara döndük. Yelkeni de açalım. Şimdi açarım yine çarpacak bir şey çıkar ortaya. Pat diye. Arada bir şey yok görünümde. Çekiler bana bir yerden çok tanıdık geliyor. Yani
Yani kış bitmesinden öte biz bölge değiştirmiş olabiliriz artık. Bakayım radarda bir şey var mı? Burada durduk. Ama önümüzde bir şey gözüküyor. Hemen bir dümdüz alta inelim. Alt tarafta bir şey yok gibi. Zaten olsa gösterirdi. Neyse belki yukarıya lazım olur bu. Aynen. Gemiye yollayacaktım da. Ne işe yaradın sen şimdi? Ha, şeye bak. Okey, güç fullendi. Deniz fenerinin güzelliğine bak. Balon çıkacak değil mi? Çünkü oradaki çizimde balonlar vardı. Leylek çok tatlı. Bizim yaktığımız ateş. O bizim yaktığımız ateş değil mi? Öttüreceğim şimdi buradan. Düt diye. Yani evet bağlandı birbirine bağlandığı için mutluyum ama hani işte oyunun tanımında şey yazıyor ya bunda onu da sonradan okudum biraz en azından hikayesini anlayayım hayal, beklentilerim farklı olmasın diye. Bir yayın daha oynadık. Ha, bir de ilk oyunu var tabii ilk oyunla bağlantılı olduğu için. İşte kendi yeni bir ev bulmaya çalışan küçük bir çocuğun hikayesi falan gibi diyordu. Tanımında. Yani. Bir yelkenler benim bir şey görmeme engel olmasın. Ben normal gideceğim ya. Bu yelken böyle önemli bir sahneyi kaçırırım falan şimdi yelken yüzünden. Delenirim sonra. Aa ters olması ne kadar garip geldi. Yettim anam. Geliyorum. Ama bak
bak şeyde de ilk oyunun sonunda demiştim. Hani onun bize gelmeden önceki hikayesini falan başına gelenler edenler. Serüvenimizden çok memnun değilim sanki ama yine de. Git bitmedi ha. Ama geldik sayılır. E peki bizim geliş sürecimizde o elinde bizim fotoğrafımızı tutan gördüğümüz kişi kimdi? Annemiz falan mı? Veya kırmızılı. Peki ikinci oyunda şey, co-op. Biri kırmızılıyı canlandırıyor, biri bu maviliyi. Yiyin birbirinizi. Başkalarını kurtarmaya gidiyorsunuz. Üçüncü oyun yapacaklar mı bilmiyorum tabii ama. Of. Belki bizim fotoğrafımızı tutmuyordur. Bizim fotoğrafımızdı. Yani oyunda tek tip karakterler yok bayağı. Kıyafeti, üstü başı aynıydı. Hadi bu diğeri de öyle olsa. Diğer araç daha güzeldi ama. Yani ilk oyun kadar sevmedim. Ama en azından birbirine bağlanmış olmasına çok okeyim. Ama hala kafamdaki soru işareti o fotoğrafın orada o kişi de ne aradı? Hani karakterlerin, oyundaki karakterlerin hepsi tek bir tipi olsa diyeceğim okey. Hani başka biri de olabilir ama aynısı. İlk oyundaki karakterin aynısı o fotoğraf. Aracın ön kısmında koymuşlar geminin arkasına. Güzel. O zaman kredisi geçmeyeyim bak. Minik minik hintler var.
Bunu dedim, bir daha bir şey göstermediler zaten. GG o zaman. Verdiler. Üçüncü oyun da gelir ya da bu geliştiriciden yeni bir şeyler gelir, bilmiyorum. Biraz üst üste tükettim. İlk oyunu daha önce bitirmiş olsam, bunu daha sonra yani yıllar böyle yıllar sonra oynamış olsam büyük ihtimal bu oyunu da çok özlemle ve severek oynayacaktım. Ama birinci oyunun güzelliğinin üstüne direkt bunu gelince o kadar çok ısınamadım, ama yine de keyifliydi tabii ki.